Bakıyorsun öbür tarafta, öbür tarafta bakıyorsun CHP'nin genel müdürü. O da tutuşmuş. Şimdi zaten kendi işlerinde bir araya girdiler. Pensilvanya'ya niye böyle bir araya geldiniz? Neden şöyle oldu? Neden böyle oldu? E bunu görmediniz mi ya? Olacak olan buydu. Bunlar kime yar oldu ki size yar olacaktı? Bak, tek ceketle yola çıktı, tek ceketle yola çıktı, tek ceketle yola çıktı, şu anda binlerce dava açıyor. Ya bunun sen zaten sadece harç ücretini nereden buluyorsun? Tek ceketim vardı herhalde, şimdi ceketsiz kalmış vaziyette. Dava üstüne davalar açıyor. Tazminat davaları. Herhalde buralardan ciddi bir rakam toparlayacak. E bu rakamlarla da herhalde inşaatın kalan kısımlarını tamamlayacaklardır. Böyle bir durum var. Ve şu dönem içerisinde yargının tüm kurumları içerisinde olanlar ortadadır. Yapılanlar ortadadır. Adana olayı ortadadır. Hala utanmadan, sıkılmadan yazdıkları, çizdikleri ortadadır. Neyi yazıyorsun, neyi çiziyorsun? Sen bu ülkenin başbakanını dinleyeceksin. Dışişleri bakanlarını dinleyeceksin. Bakanların kendi arasında yaptıkları konuşmaları dinleyeceksin. Ve bunu da kalkacaksınız, kendiniz dinleteceksiniz. Utanmadan, sıkılmadan belge diyeceksin. Ne belgesi? İşte belge. İşte belge. Ne belgesi? Yani kalkıp da şunu söyleyemiyorlar. Bu ülkenin başbakanı nasıl dinlenir diyemiyorlar. Bakanların kendi aralarındaki konuşmalar dinlenemez diyemiyorlar. Adeta devletin kurumlarını bu noktada kendilerinin dinleme seanslarının yapıldığı yerler haline getirdiler. Ve bunları savunacak kadar alçaklar. Bunları savunacak kadar. Bunun savunulur yanı var mı ya? Utanmadan, sıkılmadan köşelerinizde kapmışsınız, bir kalem oralardan yazıyorsunuz. Neyi yazıyorsunuz? Sizin adalet anlayışınız bu mu? İnsanların mahremine girdiniz. Sizin din anlayışınız bu mu? Nasıl girersiniz insanların mahremine? Yani bu denli bu işin maalesef değerli kardeşlerim şu anda istikameti kaybolmuş ve istikametini kaybetmiş olan bu takım şimdi elinden geldiğince artık son çırpınışlarını oynuyor. Arkadaşlar biz bu işin altyapısını, zeminini oluşturuyoruz ve gereğini neyse bir defa yapacağız. Bunun için de bütün milletvekili arkadaşlarıma A'dan Z'ye görev düşüyor. Siz milletin vekilisiniz arkadaşlar. Bu millet %45,5'la meydanlarda ne dedi? Biz bunların yolsuzluk yaftalarına inanmıyoruz. Ama sizden bir şey bekliyoruz. Bu iftirayı atanları, bu müfterileri sizler gereken cezayı bunlara vermeniz lazım diyor. Şimdi hep söyledim. Meydanlarda da söyledim. Şantaj kasetleri var. Bu devletin en tepesinden en aşağısına kadar. Kaç kere söyledim. Cumhurbaşkanının da şantaj kaseti bunlarda var. Benim de vardı. Genelkurmay Başkanı. Ama ben diyorum ki benimle ilgili varsa çıkın açıklayın diyorum. Açıklamazsanız namertsiniz diyorum. Açıklayın diyorum. Tabii şahsımla alakalı aradıklarını bulamadılar, bulamayacaklar. Benim bakanlarımla yaptığım görüşmeleri ancak verebildiler. Veya eşimle çocuğumla yaptıklarını verebildiler. Veremeyecekler. Bulamayacaklar. Çünkü bunlarda o şeref yok. Geçenlerde konuşmamda da söyledim ya. Düşman bile bu şerefsizliği yapmaz. Bunlar bunu yaptılar.
Değerli kardeşlerim, bizim bu noktada aldığımız terbiye farklıdır. Biliyorsunuz Hazreti Ali düşmanı öldürmek için yatırıyor. Tam boynunu vuracak, düşmanı ona tükürüyor. Tükürdüğü anda Hazreti Ali onu öldürmekten vazgeçiyor. Şu ana kadar seni inancımın gereği için öldürecektim. Ama şimdi buna nefsim karışır diye seni öldürmekten vazgeçiyorum diyor. Tablo bu. Tablo bu. Ama bunlar bunu göremediler. Ve vicdansızca hareket ettiler. Ve şimdi de farklı gayretlerin içerisindeler. Ama biz de AK Parti olarak elimizden geleni yapacak ve bu devleti bu haşhaşilerden Allah'ın izniyle temizleyeceğiz.